mi? Murat görüyor mu kendini? Hayır. Nasıl görüyor? Hadi bak bir bana. Hadi ya. Manzara gerçekten çok güzel. Aşağı yukarı 4 gündür falan bunu bekliyorduk. Manzaranın güzelleşmesini. Çünkü hava hiç durmadan kapalıydı. Şu anda biraz kapalı ama nispeten bulut yok. Direkt görebiliyoruz. Evet, Murat ayakkabıların yakıyor. Aynen. Hong Kong'a kadar koştum. Ta buraya kadar koştun ya. Amerika'dan Hong Kong'a. Leş gibi oldu. Filmde de sordular zaten niye bunlar leş gibi. Koştuğumuz için eşek değiller. Neyse, filmi canlandırmak açısından şöyle bir şey var. Life is like a dark of chocolate. Life is like a box of chocolate. You never know which one you get. Kim söylüyor bunu? Forrest abimiz söylüyor. Tom Hanks söylüyor. Tom Hanks. Tom Hanks mi? Evet. Tom Hanks. Kurulduğum. Neyse. Hadi gidelim. Bunun içinde de çikolata varmış ama biz yemeyelim. Bayılmamız. Hong Kong'da parasız kalırsanız para burada. Evet, Murat zorlu bir yolculuk bekliyor bizi. Öyle victory yani özgürlüğe ulaşmak o kadar kolay değil, değil mi? Zafere ulaşmak o kadar kolay değil. Zafer Tepesi'ne ulaşmak için bayağı bir iyi 15-20 dakika kadar yürüyeceğiz. Yarım saat. Sizi daha da bir tepelere götüreceğiz bakalım. Murat da yürürken yemeği çok seviyor. Zamandan kazanıyorum. Ama ne kadar sağlıklı bilmez abi. Evet, Victoria Tepesi'ne gideceğiz diye başka yollardan girdik. İyi ki de girmişiz. Çok güzel manzaralı ormansı yerlerin içinden geziyoruz. Evet. Murat burada domuz var diyor ama daha görmedik. Görürsek artık böyle severiz. Ya da sevebiliriz. İkisinden bir tanesi.
Haydi bakalım. Şu anda Victoria Tepesi'ndeyiz. Burasının manzarası müthiş. Şöyle hafiften bir yansıtayım. Yani buraya gelince, Hong Kong'a gelince görmeniz gereken, gelmeniz gereken süper bir yer. Hatta buranın planını yaparken şöyle yapın. Historical trenle gelin. Yani tarihi bir tren, evet, tram var. Din din trenleri var, tram. Aynen öyle. Tek geliş alın. Oraya çıkın, oradan buraya yürüyün. Biraz sportif giysilerle gelin. Soğuk olsa da sportif giysilerle gelin, şortla gelin. Çünkü sıcak. Yani şöyle sıcak, yürüyünce zaten sıcaklıyorsunuz. Buranın manzarası bence bütün Hong Kong'u yansıtıyor yani. O yönden çok güzel. İnanılmaz bir şekilde güzel bir doğası var. Hani Hong Kong deyince insanın aklına şey geliyor böyle. Büyük bir şehir geliyor ama şurayı görünce diyorsun ki ya mükemmel bir yermiş burası. Hem doğasıyla hem şeyiyle. O açıdan çok bayağı bir güzel, hoşumuza gitti. Neyse şu arkadaki şu bina, yok o değil. Şu bina ve şu bina hakkında Deniz bir bilgi versin biraz. Bu Batman'in çıktığı şeyi gösterim var. O bina. Şu. Tamam. Görünüyor, merak etme. Evet. Şuradaki uzun bina Batman'in oradan. Bu aşağıdaki ona benzer bir yapı daha var. İkisi zaten ikiz binalar. Bu tarafa biri, doğru konuşman lazım. Sesin gelmiyor. İkiz binalar. Birisi yüksek, birisi alçak zaten. Batman filminde o yüksek binadan aşağıdaki binaya doğru atlama sahnesi var. Birazdan drone görüntüleri de size gösteririz onları. Teyzem çubuk almış gidiyor. Kayganlığı minimuma indi. Minimuma <ya. gülüyor> Evet, Murat'ın iniş siti. Ayak 46 numara olunca 47 numara, evet. Da ama Murat sen karda çok iyi yürürsün ha. 46-47 numarayla. Aha, yuvarlana yürüyorum. Yo, direkt ayağım böyle şey, kar ayakkabısı gibi olur. Çok rahat. Çocuk mezarı da diye bazen söylüyorlar. Evet, çocuk mezarı. Murat'la biz Amerika'ya gittiğimiz zaman böyle bir tane spor mağazasına girdik. Bu numara var mı? Var. Bu numara var mı? Var. Murat'ın böyle gözleri nasıl açılıyor göreceksiniz. 4 tane, 5 tane mi ayakkabı aldı gitti orada var. Normalde Türkiye'de ayakkabı bulamıyoruz. Model beğeniyor. 45 var, 46 yok. Hindistan'da, 46 var, 47 yok. Asya'yı ve Hindistan'ı düşün bir de. Asya ve Hindistan'da adamlar böyle suratıma bakıyor. Diyorum ki 12, 13 diyorum. Adam böyle bir maksimum 10. 10, bu adamların şeyi neydir anlayamadım yani. Abi bunların boyu küçük, ayak da küçük. Ne yapsınlar yani? Hah.
Çin'in iç bölgelerine, sulak bölgelerine gitsen bulursun bak. Çin'in sulak bölgelerinde belki var ya basketbolcular falan. Valla insan yokuş aşağı inmekten yorulur mu? Gerçekten yoruluyor. Ama Murat bir yöntem buldu. Murat bir yöntemi gösterebilir misin? Geçen gün bir amcadan gördüm bunu. Herhalde o da aynı şey gibi. Dedim salak herhalde ne yapıyor falan. Şöyle gidiyordu. Ya çiçek. Evet. Valla bacak. Aa rahatlatıcıymış ya. Aynen gerçekten. Yaklaşık şöyle söyleyeyim. 10 kilometredir. Yokuş aşağı iniyoruz. Bu nedir arkadaş? İnsan yoruluyor ya. O böyle biraz rahatladı. Harbi rahatladı. Biraz böyle gideyim. Biraz güzelce.